şimdi devam edelim. Bu arada resmi gazetede yayınlanan yeni vergilerle birlikte yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen vergi 20 bin liraya çıkartılmıştı. Şimdi şöyle, yıllara göre değişen bu artış var. Yani yıllara göre değişen bu artış aynı zamanda bir gösterge elbette. Cep telefonları için vergi ödemesi başlığıyla editörüm Fatih bir grafik hazırlamış, sağ olsun. Bakın 2017'de 149 TL, 2018'de 500 TL, 2019'da 1500 TL, 2020'de 1838 TL, 2021'de 2006 TL, 2022'de 2732 TL, 2023'te 6091, 2023'e gelmişiz, ikinci dönemine gelmişiz, birden 20.000 TL'ye çıkmış. 17'den 2023'e gelene kadar bir 5-6 ay var. 149 TL'den 20 bine çıkılmış 2023'e. 2023'ün ilk döneminde 6 binken ikinci döneminde 20 bin TL'ye çıkartılmış. Ya bu fotoğraf da birçok şey yani anlatıyor. Şimdi ikinci el araç meselesi var. Önemli. İkinci el araç fiyatlarını, sıfır araç fiyatlarını geçmeyeceği yönündeki düzenlemenin hemen ardından ilanlarda şöyle bir şey oldu. Yani fiyat kısmı var. Bu fiyat kısmından 3-0 atıldı. Böyle yeniden ilanlar verilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı tabii harekete geçti. Yani bu tür aldatıcı ilanlara idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Şimdi bu açıklamayı getiriyoruz ekranlara, işte bu açıklama bakanlıktan yapıldı. Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir denildi. Şimdi Ticaret Bakanlığı bu tür ilanların önüne geçmek için ilan siteleriyle de irtibata geçerek gerekli uyarıları yapıyor. Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için tüm tedbirleri almaya devam edeceğini de açıkladı diyelim.